Herkese merhaba. Tekrardan Tonguç ailesiyle beraberim. Ben Aylin Ataner. Herkese selam. Ben Yasemin. Selam herkese. Ben İcizel Dinç. Okumayı sevmediğim kitap türü bir tek tarih kitaplarını okumayı seviyorum. Bunun haricinde hemen hemen her kitap türünü okumayı severim. Özellikle fantastik ve bilim kurguyu çok çok seviyorum. Benim en çok okumayı sevdiğim tür roman. Çünkü benim yaşamadığım, tanık olmadığım bambaşka hayat öykülerini okumanın beni çok ileriye taşıdığını düşünüyorum. Haricinde tabii ki ansiklopediye benzer, bilgiyi direkt önünüze sunan kitaplar okumayı da seviyorum. Aslında kısacası şöyle söyleyebiliriz. Beni geliştirdiğine inandığım her şeyi alır okurum. İlk sorumuzla başlayalım. Aslında okuduğum kitapların çeşidi dönemden döneme benim ruh halime göre değişkenlik gösteriyor. Ama en belirgin, yani kitaplığımda da en çok bulunan tür fantastik, aşk romanları üzerine kurulmuş durumda. Son dönemde en çok etkilendiğim kitap Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sıydı. Çünkü aşkı çok güzel anlatmıştı. Çok başka bir pencereden, yani en azından benim hiç bakmadığım bir pencereden anlatmıştı. Çok etkilendim. Sonunda çok ağladım. O yüzden hani son dönem değil, bütün hayatım da sorulsa Kürk Mantolu Madonna'yı yine yaptığım listenin içine mutlaka koyarım. Son dönemlerde Kendime Düşünceler isimli kitap beni gerçekten çok etkilemişti. Sebebi de kitabın içinde böyle hayatıma katabileceğim, uygulayabileceğim çok güzel sözler, mottolar vardı. Ve bunlar beni çok etkiledi. Hani bir cümle geçer ve hayatınızda her böyle kötü hissettiğinizde onu kendinize hatırlatıp kendinizi tekrar iyi hale getirirsiniz ya. Benim bu kitapta karşıma böyle çok fazla cümle çıkmıştı ve bu yüzden beni de çok etkileyen bir kitap oldu. Son dönemlerde okuduğum bir kitap yine. Bu soruya da cevabım maalesef ki Koray Yersüren'in Gözlük kitabı olacak. Özellikle benim yaşıtlarım tarafından çok sevilen bir kitap olmasına karşın ben ne yazık ki pek bu kitabı sevememiştim. Çünkü hem anlatımı bana birazcık gereksiz sözcükler, cümleler barındırıyor gibi gelmişti. Hem okurken birazcık sıkılmıştım hem de yaşanılan olayları birazcık alışılmış bulmuştum. Yani benim için çok farklı bir kitap değildi ya da vermek istediğim mesaj çok güzel mesaj aslında. Dışlanan bir çocuğu anlatıyor ve bu çocuğun yavaşça arkadaşlar bulmasını konu ediniyor. Fakat vermek istediğim mesajdan çok uzaklaşılmıştı bana kalırsa. Popüler kitapları ben aslında genelde okumuyor oluyorum. Çünkü hiçbir zaman çok okunanlar listesine bakıp ya da işte çok konuşulan kitapları alıp okuduğum olmadı. Ben genellikle klasik okumayı seven bir insanım. O yüzden klasikler listesini açarım. O an ilgimi çekeni alır okurum. Ve klasikleri de hani okuduğum için genel olarak beğenmediğim kitap olmuyor aslında. Yani hepsini böyle büyülenerek okuyorum. Hatta çoğuna bunu ben yazmalıydım diyecek kadar beğeniyorum. O yüzden maalesef bu soruya net bir cevabım yok. Sanırım bu soruya da Silver diyeceğim. Silver kitabı bir zamanın çok fazla herkesin elinde olan, herkesin okuduğu ve herkesin her videoda böyle bayıla bayıla anlattığı, çevremde de okuyan herkesin çok sevdiği bir kitaptı. Ama maalesef ki ben o beklentiyi alamadım kitaptan. Şimdi bunu eğer herhangi bir kitaptaki bir karakter olmak isterdin şeklinde anlayacaksam, Warcross'taki Emi Kaçan karakteri olmak isterdim. Çünkü Warcross'un evrenini gerçekten çok seviyorum. Bir oyun üzerine dayanıyor. Ve bu oyun bence çok eğlenceli. Orada yaşadıkları şeyler vesaire kitap içinde çok eğlenceliydi. Hem de Emi Kaçan karakteri gerçekten ayakları üzerine durabilen çok güçlü bir kadındı. O yüzden Emi Kaçan olmak isterdim. Ama eğer bu soru sen hani bir kitapta nasıl bir karakter olmak isterdin şeklindeyse muhtemelen mantığıyla hareket edemeyen duygusal saf kız karakteri de olurdum. Ki kitaplardaki en sevmediğim karakterler o kızlardır. İşte istemediğiniz ot burnunuzun dibinde biter misali. Ben bir karakter olsaydım hiç şüphesiz Stephen Zweig'ın Bir Kadının Yaşamından 24 Saat kitabındaki kadın olurdum. Çünkü o da kendi hayatının daha iyi bir versiyonunu yaşayabilmek için, daha mutlu ve daha iyi yani olabilmek için hiçbir şey umursamadan, kimin ne diyeceğini kesinlikle hani bu konuya kulağını tıkayarak kaçıp gidebildim. Şu konuda kendime benzetiyorum. Ben de kendi hayallerim, hedeflerim ve en önemlisi özgürlüğüm için her şeyi yapabilirim. Yani sınırları zorlarım, tırnaklarımla kazıyarak uğraşırım. O yüzden bence biraz benziyoruz. Bu soruya da cevabım hiç düşünmeden yine son zamanlarda okudum. G.K. ile kitabı olurdu. Çünkü baş karakterle hani okuyunca gerçekten kendimi bulduğumu, karakterle çok uyuştuğumu hissettim. Çünkü karakter, yani kitabın aslında genel konusu, karakter bir şeye karşı çok büyük bir hayranlık duyuyor. Ve ben gerçekten okuduğum kitaplardan olsun, izlediğim filmlerden olsun çok çabuk etkilenip böyle o şeye karşı aşırı hayranlık besleyen bir insan oluyorum. Ve bir türlü o şeyi unutamıyorum. O yüzden bu kitap da beni o yönden çok etkileyen bir kitap olmuştu. Karakterin verdiği tepkiler vesaire kendimle çok bağdaştırmıştım. Şu anda Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi kitabını okuyorum. Aslında bir süredir bu kitabı okuyordum ama daha sonrasında araya birkaç kitap girmek mecburiyetinde kaldı. Fakat
Şu anda yarısında olmama karşın kesinlikle çok sevdiğimi söyleyebileceğim bir kitap. Şu an Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine adlı bir kitabını okuyorum. Bu kitap mutluluğun nasıl olabileceğini ve nasıl erdemli bir insan olunabileceğini anlatıyor. Bunu aslında hepinize öneririm. Çünkü bizim yaşımızda biraz stres var biliyorum dersler ve sınavlar yüzünden. O yüzden mutluluğu geri plana atıp kendimizi mutsuz hissedebiliyoruz. O yüzden bence bu kitap bize iyi gelebilir ve tam bir başucu kitabı. Yani defalarca kez dönüp okusanız da aynı zevki alabilirsiniz. Şu anda daha yeni bir idam mahkumunun son günü kitabına başladım. Ve beni etkileyeceğini düşünerek devam ediyorum kitaba şu anda. Bir kere hani söylenen şeyleri ya da benim söyleyeceğim şeyleri çok daha iyi kavradığımı ve dışarıya düşündüğümü çok daha iyi aktarabildiğimi fark ettim kitap okuduktan sonra. Hani size kattığı kişisel gelişimler haricinde çok mükemmel bir dünya sunuyor. Yani siz yaşanan olayları bin bir farklı karakterden deneyimliyorsunuz, yaşamadığınız şeyleri kitaplardan tekrar tekrar öğrenebiliyorsunuz ve size gerçekten çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Aslında burada 15-20 dakika boyunca anlatabilecek kadar çok fazla faydası var. Ama bence en önemlilerinden biri beni kendimi daha iyi ifade eden bir insana dönüştürmüş olması ve aynı zamanda kelime haznemi çok fazla geliştirmiş olması. Bunlar için kesinlikle minnettarım kitap okumaya. Haricinde somut bir örnek isterseniz eğer, girdiğim denemelerde şu an yüksek Türkçe netleri yapmamın en büyük sebebi çok küçüklüğümden beri düzenli kitap okuyor oluşum bence. Ve ayrıca söylediğim gibi her insan bir öykü ve çok öykü okuyabiliyorsunuz. Çok sosyalleşebiliyorsunuz kitap sayesinde. O yüzden kesinlikle hani bir numaralı yaptığım aktivitelerden biri. Kitap okumanın bana kattığı en önemli şey duygu meselesiydi. Yani aslında bir şekilde kitap okurken dünyayı, insanları tanımış oldum. İstersem hiç kimseyle iletişim kurmayayım, yine de kitap okurken insanları, dünyayı tanımış oldum. Belki de aynı konuyu işliyorlar kitapta. Karakterler farklı ama her karakterin bir olaya karşı verdiği tepki beni aslında daha çok çevreye karşı hazırladı. Yani kitap okumak benim insanlık ilişkilerimde de, hayal gücüme de, yani genel olarak hayatıma çok fazla şey kattı. Tekrardan Tokuç Akademi'ye bana yer verdikleri için teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.